Bir son dakika gelişmesi var. Acaba konuşmamızın içeriğini de etkiler mi? Az önce dedim ya, yani bu gerginlik göstergesi diyoruz ama gerginliğin bastırılmasına yönelik bir takım faaliyetler de olabilir diye. Şükrü Küçükşahin, yarınki CHP grup toplantısına İmamoğlu'nun da katılacağını söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara temsilcisi. Böyle bir makam oluşturuldu biliyorsunuz. Hani Ankara temsilciliği var. Düşünsene. Eski meslektaşımız o da. Evet. Diyor ki yarın CHP grup toplantısında İmamoğlu da konuşacak, görüşecek. Bu nasıl, size sormak isterim Hüseyin Hocam. Yani, böldüm sözünü, geleceğiz ama bu fark etmez zaten, hani, konuşalım. Şöyle karşısında. Ankara'da partilerin grup toplantıları olur. Böyle bir teamül yok. Yani belediye başkanı çıkıp konuşması ya da bir bakanın konuşması. Özellikle açık toplantıda bu olmaz. Genel başkanlar konuşur. Genel başkanlar konuştuktan sonra basına kapalı bir bölüm olur. Orada şey konuşabilir. Yani davetli olan kimse. Ama bu şunu gösteriyor. Aslında Mahmut Öğür'ün anlattığı, sizin Barko'da gösterdiklerinizi alt alta koyduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ve altılı masada çok büyük bir iktidar savaşı var. Bu iktidar savaşının sonuçları neler? Bak, ben Mahmut abinin söylediklerini, bana desen ki Hüseyin Hoca bir özetle ve bir manşet at. Bir, altılı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. İki, küresel güçler Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Üç, Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu çok net. Ve burada Meral Akşener'in önce alnında fetih görüyorum ifadesiyle başlayan Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkartmak istediği ve aday yapmak istediği çok net. Çünkü İYİ Partili bir milletvekili Halil İbrahim Oral'ın aslında bilerek ya da bilmeyerek söylediği Sayın Kılıçdaroğlu, ki ben o dili çok kınıyorum. Bu dil çok ötekileştirici, kaba bir dil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliği üzerinden Türkler böyle bir adaya oy vermez şeklindeki açıklaması aslında o masadaki ruh halinin dışa vurumuydu. Durum böyle olunca süreç yaklaştıkça bu tartışmalar daha da artacak. Ve peki yarın ne der mesela? Ekrem İmamoğlu bu gerginliği dindirecek bir şey söyleyecek herhalde. Aday değilim der mi peki yarın? Ben diyeceğini sanmıyorum. Hayır. Omuzlarında her türlü yükü kaldırabileceğini söylüyor. Demişti. Yani. Ama yarın o grubun önünde. İlyas Hocam kendisi, yarın ne der? Bir cümle söyleyeyim. Kendisi buna karar vermeyecek. Yani çok net. Bir açıklaması yani, diyor ya, genel başkanlarımız, belediye başkanlarımız yeri geldiğinde aday değiliz derler diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sanki yani Kemal Bey biat alabilir yarın. Bir şey söyleyeyim. Yani burada bu küreselciler meselesini biraz konuştuk. Yani burada birazdan galiba siz onları getireceksiniz. Henry Barkey'in tweet'i, evet. Katy Perry'nin tweet'i, o karanlık adam Michael Rubin'in tweet'i ve uluslararası camiadaki tartışmalara bakıldığında yani Ekrem İmamoğlu'nun yarın ne konuşacağına da onlar karar verecekler. Ve adaya da onlar karar verecekler. Evet. Ben şöyle gireyim. Evet. Aslında şimdi içten başlayacağım ben. Altılı Masa bir kere ortak bir fikirde ve ortak bir siyaset programında buluşmaya uygun sosyolojik tabana sahip değildi. Bu zamana kadar 1,5 yıldır o masanın ayaklarında, bir de yedincisi var tabii, gizli bir ortak var. Bunların ortak bir programa ve ortak bir düşünceye ihtiyacı vardı, yapamadılar. Yapamayınca işte burada dış müdahale dediğimiz şey. Şimdi içten bunu görüyorduk biz zaten. CHP'nin içinde bile bu yeknesaklık yok. Sebebi şudur, CHP'nin içinde ulusalcı bir, milliyetçi bir damar var kuruluşundan itibaren. Yavaş yavaş onlar tasfiye edildi ve internasyoneller geldi. Önce CHP'de bir operasyon gördük biz. Hatta dikkatten kaçtı. Kılıçdaroğlu ben neoliberalist değilim diye bir açıklama yaptı ama gitti Amerika'ya neoliberalizmin babalarıyla görüştü. Bak, bu mücadele burada açık, net. Biz zaman zaman da bunları tartıştık, gördük. Demek ki CHP içindeki bu çatışma aynı zamanda altılı masayla da ilgili. Yani orada küçük ortaklar çok önemli değil ama mesela Babacan'la Davutoğlu gerçeği, yani onların AK Parti'deki pozisyonları da belliydi. İşte Bilderberg'de veya dünya finans sisteminde veya dünya siyaset sistemindeki konumları belli. Anlatmaya gerek yok, hocaları belli. Şimdi bu yapının aynı zamanda bir de İyi Parti'nin kendini konumlandırması, İyi Parti milliyetçi adıyla çıktı ama liberalizmin tam üstüne oturdu, merkezin en önemli liberal kanadı temsil etmeye başladı. Dünya açısından söylüyorum. Yani Biden'ı temsil etmeye başladı. Biden'ın ilk açıklamasını
Hatırlayın, iktidara geldiği gün ne dedi? Ben kurumları, eski kurumları işlevsel hale getireceğim. Siyaset belgesinde yazdı. Bu şu demek, Biden'ın şu demek. Biten Birleşmiş Milletleri, Dünya Bankası'nı, Avrupa Birliği'ni ve bu kurumsal yapıyı yeniden siyaset dizaynı yapacağım. Türkiye ile ilgiliydi bu. Türkiye'deki partileri de belli, kişileri de belli. Hatta AK Parti'yi de direkt hedef aldı. Hatırlayın, Cumhurbaşkanımız da direkt hedef aldı. Şimdi bu yapıda siz altılı masanın ortak bir şeyini müdahaleyle yapmanız gerekir. İşte burada devreye giriyor büyükelçiler, kimleri ziyaret ediyorsa burada bir görüşme yürütülüyor demektir. O yüzden buradan hareketle sizin sorunuza cevap vereyim ben. Buradan İmamoğlu kendi başına hiçbir şeyi söyleyemez. Ona ol derlerse olacak, olma derlerse olmayacak. O dışı, kendi şeyiyle hareket etmiyor İmamoğlu. Birinci yönü bu. İkinci yönü, şimdi altılı masanın kadroları var. Bakın bu aslında kadrolar savaşı da. Evet. Şimdi burası da çok önemli. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz devletten gelen bir adam. Kadroları, yapısı da belli. Yani nihayetinde iç dünyanın insanları, dışarıyla falan fazla ilişkileri yok. Ama İmamoğlu'nun etrafına bakın, hiç CHP ile ilgisi yok. Danışmanlarına bakmanız yeter. Büyük şirketlerin CEO'ları. Bir. İki, uluslararası şirketlerin CEO'ları. Üç, HDP'den bağlantılar var. HDP ile ilgili bir bağlantı var. Aynı zamanda İyi Parti ile de bu anlamda bir, bakın, ortak bir havuzu temsil ediyor. O zaman CHP'yi buraya yaklaştırmak lazım. Nasıl yapacaksınız? İşte Kılıçdaroğlu'na ne yapmanız lazım? Operasyon yapmanız lazım. Bunu yapacaksınız bir elle. Aslında operasyonun temelindeki felsefe bu. Kılıçdaroğlu'nu belli bir noktaya çekmek istiyorlar. Evet, Kılıçdaroğlu kendi zaten... Ya o zaman Saraçhane operasyonu dış kaynaklı mı? Böyle mi okuyacağız? Herhalde yani. İç kaynaklı demek, dış kaynaklı düşünce, iç kaynaklı harekat. Yani hiçbir ülkede içten insanlar olmadan dış kaynaklı bir operasyon olmaz. Bu anlattıklarımız Türkiye'nin gerçeği bu zamana kadar. Peki gerçeği. Yargıya böyle bir karar aldıracak kadar güçlü mü? Hayır, yargıya söylemenize gerek yok ki. Yargı kendi rutinli normal uyguluyor, kararını alır. Siz ona göre şeyinizi uydurursunuz. Bakın burada şöyle bir yanlış var Türkiye'de. Türkiye'de insanlar, bürokratlar dış dünyayı dinler, ona göre karar. Hayır. Zaman ve şart size ona getirir. Mesela normalde hakim teknik olarak doğru bir karar alıyor. Üstten de verebilir, alttan da verebilir, evet, ortadan da verebilir. Bu ortadan bir karar veriyor. Hiç kimseye sormasına gerek yok. Adam ya doğrusunu hocam, yapıyor. Adam suç işlemiş zaten. İlyas Hoca bir cümle söyleyebilir miyim? Şimdi bu geçmişte bir gezi olayı yaşadık. Ben gezi öncesinde Türkiye'yi karıştıracaklar diye yazılar yazdım. Evet, doğru. Bakın öncesinde bir emek sineması olayına bakın. Aynısını yapmaya çalıştılar. Evet. Şimdi bu şu demektir. Yani bir problem alanı bulacaklar. O problem alanı üzerinden siyaset gelecek. Meşru bir zemin olacak, sonra devam edecek. Operasyon onun üzerine kuracak. Bunu hep yaparlar. Çok basit bir şeydir. Emekte yapamadılar. Ondan bir önce de başka bir olay daha vardı. İşte Taksim'i, Maksim'i karıştırdılar. Olmadı. Sonra ağaç, beş tane ağaç üzerinden. Şimdi Mahmut abi bakın, operasyonlar dünyanın bütün ülkelerinde aynıdır. Çünkü çok farklı fikir sistemi yok dünyada. Özellikle son yıllarda. Eskiden komünizm vardı, sosyalizm vardı falan filan, rekabet vardı. Şimdi iki tane düşünce. Ya yerelsin, yani milli, ya ulusalcı yapılara büyük kendi stratejisini uygulayan devletler var. Kendi menfaatleriyle, Türkiye gibi. Türkiye kendi stratejisi, Cumhurbaşkanımız kendi stratejisini uyguluyor ve milletimizin, devletimizin menfaati neyse. Her ülke böyle yapıyor. Yani Güney Afrika'da böyle yapıyor, Hindistan'da böyle yapıyor, Mısır'da böyle yapıyor artık. Yani Almanya'da böyle yapıyor. Artık dünyada böyle bir gerçek böyle var. Ama müesses nizam bitmedi. Yani dünyada finans piyasaları, size para verenler veya kurum yapılar, yani blok yapılar bitmedi. Eski müesses nizam devam ediyor. Eskisi kadar kuvvetli değil ama devam ediyor. Mücadele budur. Türkiye'deki mücadele de budur. O yüzden... Bakın Türkiye nasıl güçlü bir devlet? Aslında Türkiye'nin güçlü olduğunu nereden anlıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile bir şey yapamadı dış mihraklar. Orada bir mücadele başladı. Bırakın altılı masada, altılı masaya dizayn veremiyorlar, orada mücadele. Ben dedim ki, ilk gün dedim, hatta iki yıl önce altılı masa olduğu zaman, bunlar sosyolojik taban olarak farklı partiler. Bak orada olmayacak partiler var. Çünkü onlar da şöyle düşünüyor, bize oy verecek insanlar var. Türkiye'nin sosyolojik yapısı çok önemli. Çok sağlam bir ülkeyiz. Bizde %70'lik sağlam bir sosyoloji var.
Türk devletinin her yerde her zaman menfaatine hareket edecek, evet, bir grup var. Şimdi bakıyor, İyi Parti bakıyor, bu sosyolojiden bana oy gelmez diye düşünüyor. Diğer partilerde ben işte internasyonel bir yapıya gidersem hep beraber bize oy gelmeyecek. CHP'li de olsa CHP'nin de bir sosyolojik şeyi var, algısı var. %25'i geçmiyor. Oradan da bir oy gelmeyecek. O zaman bunu değişik bir ortamda daha yumuşak ortalama bir şeye getirelim düşüncesiyle bu hareketler oluyor. Yani Türkiye'nin güçlü yapısı bunu sağlıyor ve... İçeride nasıl etkileri olacak? Bu operasyonu onların yaptığını iddia ediyorsunuz. Yurt dışı yapıyor bu operasyonu. Onlar yönlendiriyor, sevk idare ediyor. Peki içerideki sonuçları itibariyle yarın şimdi çok ciddi dananın kuyruğunun kopacağı bir şimdi görüşme bakın. Bence. Eğer Ekrem İmamoğlu gidip konuşacaksa grupta net bir şeyler yumuşak söylemesi. Geçiş olacak. Pardon, şöyle yumuşak geçiş olacak. Ben bitireyim Sayın Vekilim. Yumuşak bir geçiş yapacaklar. Çünkü ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu birbirini şu anda resleşemeyecekler. Bu mücadele, altta kadroların mücadelesi ve bu yüksek, hani bu altılı masayı beraber tutma, dikkat edin, bütün şeyler, yönlendirmeler ve kamuoyu baskısı, siz beraber olursanız bu seçimi kazanırsınız baskısı var ya, o baskı bunları belli noktaya kadar germeye devam edecek.